Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere iğne oyasından güzel bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Öncelikle ara kısmını yapacağız arkadaşlar. Ben biraz başladım. Hemen birkaç tane de sizinle birlikte yapacağız. Dilerseniz bu oyayı zürafasını yaparken burada yapmış olduğum gibi veyahut da zürafasını yaptıktan sonra üzerine de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 3 tane zürafa yapıyorum. Üç tane zürafa yaptım. Son yaptığım zürafaya batarak geri dönüyorum. Tekrar zürafamın içine batarak pırpır yapıyorum. Tekrar batıyorum zürafamın içine ve ikinci pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde pırpırlarımı tamamladım. Şimdi 3 tane zürafa yapacağım yine arkadaşlar. Ara kısmı bu şekilde devam ediyor. 3 tane zürafa yapıyorum. Son yaptığım zürafadan geriye dönerek 2 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Şimdi modelimizin sap kısmını oluşturacağım. 2 tane zürafamı yaptım. 3. zürafamı birazcık daha büyük yapacağım arkadaşlar. Çok az büyük. Şu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi buraya sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Hemen zürafamın içine batıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum önce. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Bu şekilde zürafamın içine 3 tane sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Tekrar bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Bu şekilde sap kısmını da oluşturmuş oldum arkadaşlar. Yine tekrar ara kısmına devam edeceğim. Hemen 3 tane zürafa yapıyorum yine.
Üçüncü zürafamı yaptım. Son yaptığım zürafaya batarak geri dönüyorum. Ve buraya pırpır yapıyorum. Bu şekilde iki tane pırpırımı yaptım arkadaşlar. Dilerseniz bu ara kısmını 3 tane zürafa bırakabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Yine arasına 3 tane zürafa yapacağım. Tekrar geri dönerek 2 tane pırpır yapacağım ve ara kısmını bu şekilde tamamlayacağım. Ara kısmını tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerini yapacağız çiçeğimizi. Hemen sinek kanadımın üzerindeki pırpırıma batarak hemen düğüm atıyorum. Şekilde düğümümü attım. Ve buraya da yine iki tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Dilerseniz buradaki pırpır sayısını artırabilirsiniz. 3 veya 5 tane yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 2 tane burada yapacağım. Çünkü modelde böyle arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğum son pırpırın içine batarak yukarıya dönüyorum. Ben o yamı çevireceğim. Bir sonraki pırpırımın içine batıyorum. Buraya küçük bir göbek oluşturdum. Bu şekilde. Şimdi tekrar çeviriyorum. Dilerseniz çevirerek benim yaptığım gibi veyahut da çevirmeden sağdan sola doğru yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi pırpırımın dönmemesi için hemen yapmış olduğum göbeğin içine batarak hemen düğümümün yanına bir düğüm atıyorum. Hemen şu kısma tekrar dibine bir düğüm attım. Ve üzerine pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Bu şekilde 8 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Dördüncü pırpırımı yaptım. Beşinci pırpırımı yaptım. Hemen yedinci pırpırımı yapıyorum. Tekrar batarak sekizinci pırpırımı
Yaptım arkadaşlar. Bu şekilde 8.sini de tamamlamış oldum. Hemen buradaki iplerimi hemen kesiyorum. Birincisini tamamladım. Diğerlerini de yine aynı şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelim bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.